bir sor. Sabah daha konuşayım. Bir de basketbol. Hakikaten yani bize dediler ki, bu arada pardon. Ben Yavuz Erdin. Ben Anıl Adaletsever. Bize dediler ki, bir şey hakkında konuşmak ister misiniz? Bize dedik ki, ne? Aynen böyle, ne? O da dediler ki, yani neyi seviyorsunuz onu konuşun. Vallahi bizim de en çok sevdiğim şeylerden birisi, hatta yegane belki de şu aralar. Basketbol. Özlüyoruz. Özledik, bayağı özledik. Böyle olunca dedik ki kuralım, bir gün buluşalım. Bu sağ olsun yönetmenimiz, yapımcımız, her şeyimiz çok güzel bir ortam olmuş bize. Biz de içimizden geldiğince bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Bu tamamen bizim düşüncelerimiz. Yani basketbol olan aşkımızı biraz burada anlatacağız. Ne var ne yok diyeceğiz. Yani bir öğretici program değil, tamamen böyle bir dostane geçen bir hava olsun istiyoruz. Bizim yorumlarımızla. Evet. Tabii sizin de altı beğenirseniz ya da bize yorum olarak katkınız olursa sıkıntı olmaz yani. Hemen diyorum şimdi Twitter'da çok soru geldi demişim. Akıyor. Akıyor diyormuşum. 70 bin canlıya ulaştık diyormuşum. Neyse. Anlatıcım o zaman sorayım ben sana. Yani burada birkaç tane notlarımız var ama çok önemli değil. Notlar üzerine gitmek zorunda değiliz. Yani bu neden basketbol abi? Ben hani içimdeki basketbol aşkını anlatacağım ama ilk önce sana sormak istiyorum. Niye basketbol? Ya benim basketbol yaptığım ilk spor diyebilirim. Yaptığın spor. Yaptım. Bu boyda. Evet. Hani... Ne var kardeşim? Hani basketbolcu değil mi? Biraz uzun ister miyiz? Pardon, bir adı iddia bana. Dakika bir görmek ister. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Ya benim yaptığım ilk spor basketbol ve ben bunun üzerine 10 sene oyunculuk yaptım. Bursa'daki amatörlüklerde. Lise zamanının sonuna kadar. Ve 2 sene de amatör olarak antrenörlüğünü yaptım. Wow. Yani içinden geliyoruz diyorsun. İçinden geliyoruz. Benim size kadar bir basketbol hayatım yok. Ben biraz hızlı konuşurum bu arada, çok özür diliyorum. Terminoloji olarak anlamadığınız kelimeler varsa. Ben alıştım, ben sizi çevireceğim. Aynen. Yani dakika ve şey yazın. Dakika şurada ne demek istediğin diye bir not düşün. Onun terminolojisini biz açıklarız, kusura bakmayın. Şimdi benim senin kadar böyle bir basketbol şeyim yoktu ama benim basketbol aşkım yani işte ortaokul falan oradan geliyor. Biraz da boyum orada attı. Ben oynadım basketbol. Ben de işte okul takımlarına falan hani ondan sonra üniversite arkadaşlarıma çok oynadım. Ama bu ortaokuldan gelen bir aşk. Hani onu söyleyeyim. Sonrasında takip aşamasında. İşte bu 90'ların sonu falan. Biz Michael Jordan'ı yetişemedik yani. NBA'in ekranlarda yayınlandığı başladık zamanlar. İşte Murat Manatonoğlu, İsmet Badem'in o tatlı sesiyle biraz İsmet abi, bayağı sevdik. Alalım evet İsmet Badem abimizi. Bize basketbol aşıdan Türkiye'deki isimlerine yegane ilk İsmet Badem, sonra Murat Manatonoğlu, son zamanlarda Kaan Kural. Bu üçlü müthiştir. İsmail, Murat Kosova ve İsmail son zamanlarda çok daha şeyler ama bunlar 2000'lerde biraz bizim ateşimizi yakan Türkiye'deki basketbol gruplarıydı. Ya Kaan Kural'la Murat Kosova'nın zaten programı bir efsane değil miydi ya? İç çektim bak farkındaysan. Artık yok, iç çektim gördüğün gibi. Hani bunları özlüyoruz yani ama neyse. Türkiye'de NBA'nin yayınlanmaya başladığı zamanlarda biz de NBA'yi işte böyle geceleyin kalkıp. Bu arada NBA maçları bir bilmeyen açıklayalım. Geceleyin 4'te falan oluyor yani orada kamerayla saat farkından dolayı. Kalkıyorsun. Aynen. Sabah okul var. Ulan ne yapacaksın? Ama maçı seyretmen lazım. Orada bir playoff var. Ya da normal bir lig maçı var. Lig maçı playoff'ları çok etkileyecek. Kobe'yi seyretmen lazım. Yok işte LeBron zamanları yeni çıkmışlar. Kalkıyorsun. Sabahın 7'sinde 7.30'unda maç bitiyor. Sonra giyiniyorsun. Okula gidiyorsun. Evet, okul hep böyle 4'ten sonra, uyku 4'ten sonra başlıyor. Akşam 8'de yatmak, 4'te kalkmak. Yani kaç gece öyle geçirdik. Hatta hiç unutmuyorum Kobe'nin bu 81 yaptığı bir maç var. O maçı canlı izlemiş durumdaydım. Hani Kaan'ın o yorumlarını falan hala kulaklarımda geliyor Kaan Kural'ın. Aman hani, Allah'ım. Hani uykusuzluğumuz falan. Adam tarihe geçen maçı izlemiş durumdayız. Yani bu tarz işte biliyorsun kalkıyorsun ya. Hani ne olacağını bilmemek çok güzel bir duyguydu o benim, çocuk zamanımızda. Benim bitiş maçı da çok etkilidir. 61 sayı attı. Orada da tamamen bir efsaneydi. Ha tabii 81 atmasının da Phoenix savunmasının da çok büyük bir etkisi var. Pardon, savunma dedim de savunma yapmadılar o maçta. O zaman şöyle yapalım. Hadi bakalım basketbol aşkı bize böyle başladı biraz. Hani Türkiye'ye gelmeye başladığında biz de her çocuk gibi basketbolu sevdik. Oynamaktan ziyade izleme hoşumuza gitti. Tabii NBA bu. Hani niye NBA peki NBA neden abi? Niye NBA'de başka ligleri sevmedik? Yani NBA'yi seven şey neydi sence? Niye NBA'yi böyle uff geceleyin kalkıp sevecek kadar bizim içimizde ateş yakan hani basketbol aşkının dışında bir şey daha olmalı? Ne? Abi oradaki rekabetçilik bence bir de görsel bir şölen var. Hani bizim Euroleague'de öyle bir şey yok. Yani öyle bir stadyumlar, öyle görsel şovlar, oyuncuların seni bir potadan smaç basarken diğer tarafta 12 sayıdan geri geliyor. 24 saniyede işlerin çok değiştiği maçlar da vardı. Yani Timmy'in o efsane maçı vardır.
San Antonio Spurs'e. Son kaç? Bir dakikada 16 sayı mı? 17 sayı mı ne attığı bir maç var. Hatırlarsın belki. Maçı tek başına kurtardı. Ya hep zaten bir böyle one man show. Ya biraz aslında NBA Euroleague'den ayıran şey tabii herkesin basketbol biraz yakından ilgilenen insanlar biliyor. Basketbolda Avrupa ile Amerika basketbolu arasındaki yegane fark birisi one man show, birisi takım şovu. Yani aslında bu son zamanlar çok daha fazla vardı. Yani NBA gittikçe bireyselleştikçe Avrupa biraz daha takımsal hale geldi. Hatta çoğu Avrupa takımının işte bu Avrupa NBA takımları biraz yaz turunda Avrupa'ya falan gelmeye başladılar. Çoğu Avrupa takımı NBA maç takımını yenebilir hale geldi. Yani o kadar süperstarlar falan oluyor. Gerçi çok hazır olmuyorlar ama yine de o seviyeye geldiklerini gördük takım sporlarında. Evet, şu an kafa kafaya. Kafa hani. Ama eskiden ezici vardı. Ama şu çok güzel bir ayrım. Yani ben mesela son birkaç yıldır hatta son 5-6 yıldır biraz NBA'den soğumuştum. Sebebi de çok bireyselleşmesi. Yani savunma neredeyse hiç yok artık. Tamamen one man show. Yani isimleri biliyorsanız o maçları izleyin yeter ama mesela Euroleague maçını hiç kaçırmam. Hiç alakasız işte Olympiakos bilmem işte Milano evet, maçını açıp izleriz yani. Hiçbir şey yoksa savunma vardır. Ya CSK maçı ya. Hani hiçbir şey yoksa savunma vardır. Ama NBA'de hiç alakasız bir maç izlesen bir tane süperstarı görürsün. O adam çıktığı zaman kanalı değiştirsin gibi olur. Biraz son zamanlarda işte bu hani Golden State saltanatıyla biraz da LeBron'un bu hani gerçekten kariyerinin sonunda biraz baya oyun yapısını da değiştirdi. Biraz bu ateş alevlendiği de bende ama o hani yani Kobe'den sonra biraz şey oldum ben. Ciddi bireyselleşme seviyesi beni üzdü. Ama hala NBA mi? Yani bu beni üzdü ama NBA'nin parasal değeri ayağı arttı. Hani şu anki değeri yaklaşık olarak yani hiç bir tahmin ediyorum yani işte takımların salary cap dedikleri şeyi yani yıllık 100 milyon dolara falan geldi. İşte 30 takım olduğunu düşünürsek 6 milyar dolar civarında bir bütçe var. 6-7 milyar dolar dediğin bütçe hani basketbol camiasını bırak herhangi bir spor camiasında yani görebileceğimiz toplam bütçenin fersah fersah üstü olabilir denilebilir. Bu anlamda paralar oraya çıkınca artık hani dünyada kaç milyon insanın izlediği aşikar. Çünkü para tamamen reklam sponsor ilişkilerinden geliyor. Böyle olunca biraz daha hani görsel olarak şeyleri bireyselliği de biraz arttırıcı metotlar var NBA'de. Takımlarda da var bu. Ama takımlar arasındaki rekabet arttıkça biraz bu heves bende tekrar ayırlandı. Takımlar arasında da uçurum olabiliyor bir anda. Yani bakıyorsun Cleveland'a abi Cleveland LeBron sonrası hani tamamen çöküşteler. Evet. Golden State Klay Thompson, Curry, David Green üçlüsü diyorduk. Curry'yi çektin, sakatlandı adam, çöktü. Sonra Kevin Durant gitti. Yeni takımına şu anda sakatlandı. Bu sene şampiyonluk adayından olarak gösterin diyor bir yer. Gösterin de biraz uzak ihtimal gözüküyor. Yani bu sene işte 1 numara 2 numaraya Lakers'ı Clippers'ı koysalar. Şu 3 numara Milwaukee Bucks'ı koyuyorlar. Hani Golden State geliyor yine. Geliyor ama yani arkalar 5-6 sıralarda. Hani bu 5 yıllık saltanatın biraz da artık sonuna geldiğini. Özellikle Kevin Durant gittikten sonra biraz özellikle Klay Thompson'ın sakatlığı da çok ciddi. Yani Curry tek başına taşıyamaz. Curry çünkü müthiş bir skorer. Yani NBA'de tarihine gelmiş gibi belki en iyi skorer. Yani bu istisnasız. Yani MJ dahil en iyi skorer yani, ama sadece skorer. Ray Allen'ın üzerinde güçlüğü var. Ama yani şampiyon yapmaya yetiyor mu? İşte şampiyon yapmak için biraz daha hani işte Kobe'de olan, LeBron'da olan, Michael Jordan'da fazlasıyla olan başka mental sıkıntılar, mental güçler de olması lazım. Yani bu Curry'de var ama yani ne kadar var? Yani şöyle tartışılır. Bir şey var yani Kobe'yi tuttuğunda Kobe ya da MJ'yi tuttuğunda bir yol arardı onlar. Yani Curry'nin öyle bir olayı yok. Çünkü şütör. Yani biraz da fiziksel dezavantajı da var açıkçası. Yani bir atlet değil. Yani bir LeBron'daki patlayıcı güç. Yani hiç olmayan bir seviye. Yani patlayıcı güç. Michael Jordan'ın çıktığı seviyeleri biliyoruz. Hani Curry'de bunları göremezsin. Olmayınca bir zaman sonra artık hani şütör özelliklerinde yaşla devriliyor, tecrübe kazanıyorsun ama şütörlük tam olabildiğin en üst seviye. Onun dışında hani daha ne yapabilirsin? Ne yapacaksın? Tam kendi sahandan mı atacaksın? Orta sahadan da attı eyvallah baba da hani nereye kadar? Hani her maç 10 tane attı nereye kadar? Kendi sahandan atman lazım artık. Biraz takım oyunda lazım aynı. Hani gerçi asist tarafı da iyi. Şütör çok kötü değil ama hani demek istediğimiz nokta aslında biraz takım taşı. David Green de mesela o asistleri çoğunu ya David Green'e ya da Klay Thompson'a evet. Yapıyordu. Bu ikisi de yani David Green'in performansı da çok düşük. Aynen. Iguodala'yı yapıyorsun. Iguodala kaç senedir yok. O LeBron'dan bile o yedikten sonra iş değişti zaten. Sen zannediyorsan bir şey olacak. Şey diyebiliriz. Peki hadi NBA'ye girdik abi. Böyle bir tepeden biraz daldık. Çünkü NBA'ye girince NBA'de hani konuşacak o kadar çok şey var ki. Hani böyle birkaç başlık seçmişiz. Ne seçeceğiz diye konuştuk böyle ana başlıklar. Yani NBA'yi anladık. Hani popülaritesi tabii ki de ünlü oyuncuları, bireysel şovu sevmemiz,
basketbol olan özlemimizin çoğunu gidermesi. Takımı olan özlemimizi de, takım oynayan özlemimizi de Avrupa'dan gideriyoruz. Yani aslında bireysel bir Amerika'dan şey de var. NBA'de takım oyunu oynayanlar da var. Yani Popovich, Spurs, yani bir Popovich var, evet. Yani o adamlar Detroit'in hala 2004 şampiyonu bir takıma şey yapıyor. Boston'ın 2008 şampiyonu zannedersem. O da bir Paul Pierce'ler, Garnett'in takımı. O da bir yani orada biraz takımları gördüğümüz yıllar var. O kadar da haksızlık etmeyelim gerçekten, ama yine de baktığın zaman böyle yıla vurduğun zaman hani hep bir one man show. Hep bir yıldızın var, üzerine gider abi. Yani ama işte düzen bu biraz. Hani yıldızlar çok var. Yıldızların etrafında jenerasyon, işte Jerry Krause'un dediği gibi organizasyonları iyi kurarsan çıkabiliyor bir şeyler yani. Mesela Toronto geçen sene şampiyon oldu. Nasıl oldular? Hani iyi bir takım altyapısı vardı. Pascal Siakam'lar falan filan. Ama orada büyük bir Kawhi Leonard. Ya. Büyük sürpriz yani. Yani Kawhi Leonard'ın inanılmaz bir performansı i̇şte var. Yani, One yani, Man Show evet. Orada çıkıyor. Tamam, güzel bir ama takımlar. Ama işte sen boşuna sorsan Raptors'ı koyar mı diye. Koy. Yok yani. Baktığın zaman işte büyük sürpriz oradan geliyor. Yani Golden State fersah olacak deniliyordu ama işte yani sakatlık, playofflar, sakatlıklar, mental durum. İşte bir de şu gerçek var abi. Yani hiçbir NBA takımı 5 yıl üstünde şampiyon olamıyor. Hani 3 yıl olan da çok az. Hani baktığın zaman Michael Jordan efsanesi biliyoruz 90'lardan. Sonrasında bir Lakers efsanesi var. 2000-2001-2002. MJ'den önce de işte Boston Celtics var. Boston Celtics'i yani biliyorsanız da Boston Celtics vardır. Yani Larry Bird'le Magic Johnson'ın üstü 3 yıl var mı? Çok hatırlamıyorum. Onlar 80-90 arası bayağı domine ettiler ama hani böyle üstü 3 yıl yok diye hatırlıyorum. Ya şey yapıyorlar onlar. Ya bir sene sen al kardeşim. Ha, bir sene ben alıyorum. Phoenix'ten tekrar özür dilerim. Niye ama? Time olasına fark ettiğiniz bir konu var. Onu söyleyelim. Onu diyorum. Niye özür diliyoruz durup dururken? Şimdi Kobe'nin 81 attığı maçı Phoenix diye bir an anımsamıştım. Ama o öyle değilmiş. O değildi tabii ki de. Hani benim de aklıma ilk Phoenix geldi nedense. Ben de böyle bir kalmışım da videonun o anına bakacağım nasıl tepki vereceğimi şaşırdım çünkü. Çok bozmak istedim. Ulan hangiydi o? Toronto değil miydi? Neyse. Ben dedim ama yönetmenime, yapımcıya dedim karşında oturacağınız adam bilsin. Ama neyse Anıl. Hayır, dakika bir gol bir zaten. İlk boyumla vur yok şey yapıyor. Anıl'cım orta yapmayacaksın. Şimdi şaka bir yere gerçekten bu konuyla ilgili goy goylarınızı videonun altına yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ciddi dalga geçiyoruz biz de kendimizle. Yeni öğreniyoruz. Olabilir böyle şeyler. Sonuçta biz basketbol gurusu değiliz yani. Severek izlediğimiz şeyler bunlar. Yani hatta yapabiliriz. Canlı yayın heyecanlı mı dersiniz, video heyecanlı mı dersiniz? Ya da böyle bir hani akıl tutulması. Akıl tutulması dersiniz artık. Şimdi şeye geleceğim ben ya. Şimdi şeye geldik. Salary cap konuştuk en son. NBA'nin ulaştığı max level 6 milyar dolar civarında bir paraya döndü. Belki daha fazla. Şimdi bu salary cap'ler çok etkiliyor aslında ya. Yani takımını yaratabiliyorsun ya da takımını boşaltman evet. Gerekiyor. Ligi salary cap'ın Türkçesini söyleyelim bu arada. Bütçe. Ya yani takımın bir yılda harcayacağı bütçeye NBA limit koyuyor her takım için. Yani aslında bir güzel bir laf var yani, ismi vermeyeceğim. NBA en kapitalist düzeni, en sosyalist şekilde yönetmeye çalışan çok güzel bir düzeni var. Ama orada da bir şey var. Yani her takımın bütçesi aynı değil yani. Değişir tabii. Charlotte'la şeyin, New Orleans'ın ya da Lakers'ın harcayabileceği limitler çok farklı. Ama işte burada şey oluyor, dediniz ya max. Yani sen şöyle yapamıyorsun, futbolu görürüz ya, yani işte Real Madrid gider. Yani Barcelona'ya gider, dünyanın işte mesela Neymar örneği gördük. Neymar örneği gördük. Yani Paris Saint-Germain gitti, parayı bastı abi. 300 küsür milyon euroydu galiba ya da 200 küsür. Neyse, o zaman futbolu takip ediyorduk, unuttum. Çok oldu. Yani basıyor, alıyor parayı, tamam mı? Hani bonservis diyorlar bir de buna. Hani yani. Oyuncunun aldığı parayı çok bilmiyorum, takımdan aldığı para. NBA'de bir kere bonservis diye bir şey yok. Yani onun yerine salary cap diye bir şey ya var. Da zaten takas sistemiyle... Takas sistemi olduğu için yani bir takım bir oyuncuyu anlaşabilir ama oyun... Takımın bir yani ne diyeyim, takımın bütün oyunculara bir yıl içinde harcayacağı paranın maksını NBA yönetimi belirliyor. Evet. Ve onu da totalde o yıl içinde NBA'nin kazanacağı para üzerinden dağıtıyor eşit olarak. Yani diyor ki adam mesela 6 milyar euro kazanacağız bu yıl. İşte gelecek yıl NBA'de işte onu her sene salary cap'i bir yıl önceki son sezonun sonunda açıklıyorlar. Diyor ki seneye ben işte atıyorum 6,5 milyar euro para bekliyorum NBA'ye. İşte dünyadaki sponsordu, televizyonu falan hepsini topluyorlar bir baskete koyuyorlar. Sonra diyor ki abi işte içinde bazı vergi olayları var, kesiyorlar. 30 takıma eşit olarak dağıtıyorlar. İşte vergi sistemi de çok ağır. Vergi sistemi de müthiş bir şey. Aynen, dağıtıyorlar. Yani bu da yaklaşık olarak şuralar %110 milyon dolar arasında gidiyor takıma. Yani 110 milyon doların hepsini bir oyuncuya veremiyorsun bu arada. Yani yıldız oyuncuların da belli seviyesi var, maksimiti var. İşte orta seviye oyuncuların da var. Yeni girecek çaylakların da yıldız olacak. Yıldız kontratı, çaylak kontratı, aynen. İşte normal oyuncu kontratı. Hani Cedi mesela bir çaylaktı.
artık şey bekleyecek, bir normal kontrat bekleyecek. Sözleşmesi ne zaman bitiyor bilmiyorum ama yani muhtemelen sözleşmesi bittikten sonra artık ya free olacak ya kendi kalacak. Bir şekilde kendine pazar oluyor. Onun için ilk 2-3 yıl rookie'lerin yani çaylakların NBA'de kendini göstermeleri çok önemli. Çünkü aksi halde kendi takımlarındaki sözleşmeyi bittikleri zaman bir anda boşta kalabilirler. Pazarda yerin olmadığı zaman bu sefer Avrupa dönme durumuna kalıyorsun. Mesela, biraz sıkıntı oluyor orada. Doncic'in büyük olasılıkla bir süper yıldız kontratı alacağı belli. Ama Bogdanovic'i ben şeyi göremedim mesela. Bu arada Seller Cup'a bayağı girdik ya. Çok az aynı bir şey yapamadık. Bizim de hikayemiz bu galiba. Bir konuya gidince detaya girip çıkamıyoruz. Yani neyse Seller, yani aynen Avrupa'dan gelen yıldızlar üzerinde bir tane konuşalım. Not alalım. Yani güzel şeyler bunlar. Seller Cup ve draft üzerine. Bir de Avrupa'dan gelen en iyi uzunlar üzerine. Yani Avrupa'dan NBA'ye gitmiş başarılı adamlar üzerine. Ya da en iyi uzunlar. Avrupa'dan NBA'ye gitmiş. Yani NBA, Amerika dışı oyuncuların, uluslararası oyuncuların Amerika'daki, yani NBA'deki başarı durumunu inceleyen bir session yapalım. Türkleri konuşabiliriz. Türkler için ayrı bir session yapabiliriz. Yani Türklerin durumunu anlatan bir sürü videolar var ama biz de kendi gözümüzden, yaşadıklarımızdan, bizim jenerasyonumuzdan anlatabiliriz. Güzel şeyler var çünkü aslında orada. Aslında bizim dönemimize daha uygun çünkü bu adamlar, aslında olay. Yani bu adamların gitmesiyle zaten işler değişti. Ya Türkiye'deki biraz daha NBA de başarı yayınlanmaya başladı aynen. İşte 2001 Sacramento Tugu Hido, sonra 2004 NBA İbrahim Kutlay'la gitti. 2004'te Mehmet Okur'un Detroit'te şampiyon olması, ilk yüzde olan Türk olması, All-Star'a yani All-Star olması Mehmet Okur'un. Sonrasında bütün gençlerin yolunu açtı aslında. Şimdi Cedi'yle bir enerjim, Furkan ve Cedi'yle biraz son zamanlarda yine enerjimiz attı. Özellikle Cedi'nin Rebon'un ilişkisi ciddi Türkiye'deki oyunculara şey oldu, ilham verici bir hale geldi. Şey yani. Ya, LeBron'la beraber antrenman i̇şte yapıyor yani. LeBron ya. Yani gibi Türkler üzerine yapabiliriz. O zaman şöyle devam edelim. Bugünkü özellikle bugünkü videoların hani bugünkü session'ın özel. Ya NBA yapan nedir abi? Sence NBA niye NBA oldu? Yani işte 46'da başlamış bu lig. Bugün geldik 2020'deyiz. Yani bu kadar yıl geriye gittiğin zaman bir sistemi kurmak mı? Bu sistemi dizayn eden adamlar mı? Ya da sistem içinde NBA'in dünyadaki trende ayak uydurması mı, hızlı ayak uydurması mı? En basit şunu yorumlayacağım. Sistemi kurmuşlar aslında. Ben sözünü böldüm. Yani sen konuş. Ya şunu diyeceğim. Yani aslında bütün organizasyonları sadece NBA'nin değil aslında başarıya ulaşan şey değişime açık olmaları. Yani NBA aslında buna en güzel örnek. Sürekli gelişiyor. Sürekli kendi sistemini eleştiriyor ve geliştiriyor. Yani NBA'nin bence başarılı olmasının en büyük yegane şey. Yani basketbol grubu olarak kuruldu. Ama yıllarca aldığı takımlar, NBA kurallarının değişmesi, işte 3 sayı kuralının gelmesi, 3 sayı çizgisinin gelmesinden tut da 24 saniyenin kurulması, buna hep zamanla olan, yani 46'da kurulduğunda bunlar yoktu. Sonradan gelen şeyler. Faal durumlarının değişmesi de aynı şekilde. İşte yani. NBA oyuncuları mesela Amerika formasıyla şeye gitmezdi, olimpiyatlara gitmezdi, 92'de bunu açtılar. Yani bu hani organizasyonun değişime uğraması ve gelişime açık olması kısmında aslında bence NBA'nin arkasında yatan yine o. Hani organizasyon olarak gerçekten değişime, değişen trende dünya üzerinde çok çabuk analiz... Oyuncuların da çok büyük etkisi var. Yani yeni gelen oyuncuların da tabii ki de. Yani eskiden bir spor olarak bakıyorlardı. Ondan sonra Michael Jordan'la beraber yani işler tamamen değişiyor. Yani tamam bunun önünde bir Larry Bird, Magic Johnson dönemi var. Ama MJ geldiğinde iş tamamen değişiyor. Adamın bir sponsorluk ve dünyada tanınırlığı NBA'ye geçmiş diyebiliriz yani. Tabii işte bu Stanley Cup'tan bahsettik az önce. Michael Jordan öncesi ve sonrasında Stanley Cup'un nereye geldiğini merak edenler bakabilir. Ciddi bir fark var. Bu da uluslararası alanda NBA'nin tanınması demek aslında. Michael Jordan bunu başarıyor. Özellikle o 92 Dream Team. O 92 Dream Team, 92 Dream Team yani NBA'in fersah yani üst seviyeye çıkmasını sağlıyor. Sonra zaten NBA durmuyor artık. Yani her yıl bir yılda, her yıl biraz daha, biraz daha. Zaten orada. Yani belki 92 Dream Team üzerine bir tane şey yapabiliriz. Yani bak session'lar çıkıyor yavaşlayacağız. Ne konuşacağız diye konuşurken hani konuştukça. Sonra geldiğimizde mesela MJ'den sonra bir Kobe var. Kobe de bir marka. Ondan sonra marka bitmiyor abi. Her dönemin bir yıldızı var. MJ'ye kadar böyle 10'ar yıllık markalar görüyorduk biz ama MJ ile birlikte özellikle 90'larda domine etti. Ama ondan sonra birkaç yıl içinde birden fazla marka oluştu. Yani her draftta diyorlar ki kardeşim bu... O 2003. O draft nasıl bir drafttir? Oraya waitler falan. Özellikle draft deyince aklımıza tabii 2003 geliyor ilk önce de. Neyse 2003 girmeyelim, çok fazla çıkamayız. Orada yani yıldız ekolü çıkmış ya.
altın kızlar gibi altın çocuklar çıkıyor. Sonraki işte bir 10-15 yıla damgası var. Hala şu an LeBron James en pahalı ilk ikidir, üçtedir. Yani şu an GOAT, yani Greatest of All of Time'ı olacağı söylenen LeBron James'e de tartışılan adam 2003 draftı diye geldi arkadaşlar. 2003 birinci sıradan seçildi Cleveland tarafından. Orada seçilen oyunculardan diğerleri Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh. Tabii bir de ikisi yeni sırada Miličić var. Darko onu söyle. Ya o bir hata geldi orada. Yani ilk 5'in 4'ü ciddi başarı zaten Miličić Detroit niye seçti? Hala bilinmiyor yani. İşte o da hani sistemsel bir hata. Hani organizasyonlar şampiyonu getirir demiş ya Jerry Krall, bu hani draft dance'da görecek. Detroit organizasyonu biraz... ya onu yapamadılar. O olmamış yani. Belki de NBA tarihinin geçmiş, yani NBA draftlarına geçmiş en kötü karar o. Ya Cleveland... Denilebilir yani. Yani baktığında Cleveland tarihi değişti. O kadro aslında... O draft edilenleri 3'ü bir takım oldu ve şampiyon yaptılar o takımı. 2012-2013 şampiyonundan bahsediyorsun, Miami. Yani... Orada gelenlerin hepsi şampiyon oldu. Carmelo hariç galiba. Carmelo hariç. Dwayne Wade, LeBron, Chris Bosh kesin oldular. Onlar zaten aynı takımda da. Onlar takımda oldular. Onun dışında hatta orada ciddi ilk 5'te olmayan ama bir draftın gerilerine bakarsan ciddi yıllar sonra ciddi para kazanan oyuncular da var arkadaşlar. Bir Barbosa var mesela. Bir Barbosa var ki yani ciddi paralar kazandı. Phoenix olan zamanında çok iyi katkısı vardı. Tam bir takım oyuncusu. Tam bir takım oyuncusu, Brezilyalı. Yani onun gibi birçok oyuncu var. Hani ben drafta baktığım zaman ciddi hani o zaman anlaşılmayan hani ilk 5'e konsantre olan insanlar da hani direkt ilk 29'da da ciddi yıldızlar şey var aslında. Yani o listeyi alıp baktığımızda önümüze bir sürü insan çıkacak. Yani birkaç tane işte istisna var. Çıkamayan. Özel bir istisna var ya, o Avrupa'dan gitmiş. Özel bir istisna. Neyse. Last 2 minutes. The last dance gibi oldu. Şey yaparız yani bunun üzerine bir program ve... Abi yani kaç seçin oldu ya, vallahi konuşacak şey bulamayacağız derken konu açıldıkça açılıyor. Neyse NBA yapan şeyler sistemi diyoruz aslında. Değişen dünyanın değişen trendinin içinde bulunduran da çok iyi ayak uydurması. Yani bu yani. Aslında NBA'nin yöneticilerinin de yani New York merkezli bir organizasyon çok ciddi kafa yormaları ve hani kurduğu sisteme değin çok iyi işlemesi. Yani David Stern tamamen bu işi değiştiriyor. Sonrası zaten alıyor başına gidiyor. Okey. NBA yapan dedik. Ya peki abi bu hani The Last Dance'e girmeyeceğim. Çünkü onunla ilgili belki ayrı session yapabiliriz. Ama The Last Dance'le birlikte artık bu tamam, Covid zamanında... Tek bir şey ya. Aynen The Last Dance'e. Bu The Last Dance'e bu arada izlemeyen vardır belki de. Yani bu Chicago saltanatını anlatan bir belgesel yayınladı Netflix arkadaşlar. Dünya şu Covid zamanında Mart'la Mayıs arasında hani The Last Dance dedi, başka bir şey demedi açıkçası. Bir de Survivor dedi. Bir de Survivor dedi. Acun da biliyorsun basket takımı kurdu. Şimdi burada... Bitti mi ya? Abi ne çok bitiyor ya aslında? Konuşacak şeyimiz vardı hocam, niye bitiriyoruz?